Hoş geldiniz. Lünç üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alayı da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, bu arada dikkat dikkat hacim yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. E, gayet güzel bir şekilde. Baktığımızda da e, hala ne yapıyor? Hareketli ortalama özellikle önceki videoda konuştuğumuzdan beri e, yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda ara ara gelen küçük düzeltmelerden sonra yön yukarı yapabilir özellikle kapanışı değerlendirmek e, adına e, konuşuyoruz arkadaşlar kapanıştan önce biliyorsunuz dün e, beklenen seviyeleri söyledik lunç kapanış öncesinde hızlı bir şekilde saatlikte hareketli ortalama e, üzerine attığını açık bir şekilde görebiliyoruz ve e, bu noktada da ne yapıyor arkadaşlar belli bir hacim kazanıyor değil mi Özellikle kapanışlar çok 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 önemli zaten bundan dolayı olumlu bir kapanış halinde yeni haftaya sıkı yükselişlerle başlayabileceğimizden söz ettik. Geldiğimiz noktada da aslında bakınız ki gayet olumlu bir haftalık kapanışın ardından yeniden sıkı yükselişlerle karşımıza çıkıyor. Bu durum da aslında önümüzdeki günler içerisinde lunch tarafındaki yükselişin sağlıklı ve yukarı bir şekilde devam edebileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Ee, ara ara ufak düzeltmeler yapabilir lunç. E, nitekim yapmaya da devam ediyor. Hacmi kontrol edin. Hacim yukarı gittikçe e, lunç tarafında da yükselişlerin e, devam etme ihtimali hayli fazla arkadaşlar. Nitekim 4 saatlikteki hareketli ortalamanın ivmeyi de nasıl yukarı yönlü kırdığını açık bir şekilde görebiliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.